Başarıya doğru hoş geldiniz. Evet konuğum Bezmi Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancıoğlu. Sayın Kazancıoğlu hoş geldiniz. Hoş efendim. Tabii bir e, tercih dönemi yine sizinle karşı karşıya geldik. E, gençler şimdi özellikle sağlık bilimleri ilgili tercihlerde bulunacak gençler sizden çok şeyler öğrenecekler. Evet lütfen sevgili hocamı çok dikkatli dinleyin. Çünkü artılarla doğru tercih yapmada doğru adım atacaksınız. Ee, hanımefendi, özellikle üniversitenizin karakteri nedir? Biraz daha gidelim. Sağlıkta iki asırlık tecrübe ederken neyi anlatmak istiyorsunuz? Siz bahsettiniz efendim. Biz sağlık temalı üniversitelerden ilklerinden biriyiz. Dolayısıyla fakültelerimizin arasında tıp fakültesi, diş hekimliği. Eczacılık, sağlık bilimleri fakülteleri var. Meslek yüksek okulumuzda sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu olarak. Bunu daha üst seviyeye taşımak evet. isterseniz enstitülerimizde hep sağlık bilimleriyle ilgili. İki asırlık tecrübe ediyoruz çünkü ismimizden de bahsettiniz vakıf ismi var üniversitemizde evet. gerçekten 3 mazbut vakıf tarafından. Kurulan vakıflar genel müdürlüğün bünyesinde kurulan bir üniversiteyiz. Bu vakıflarımız bizim Abdülhamit Sani, Silahtar Abdullah'a ve esas ismimizi evet. aldığımız Bezmi Malem vakıf Vakıfı var. Ve evet. 1845'te kurulan ve o dönemden beri hizmetini hiç aksatmayan bir hastane geleneğinden, eğitim geleneğinden geliyoruz. Dolayısıyla iki asırlığa yakın bir tecrübemiz var diyoruz efendim. Ee, sayın Rektör, hemen rejiden beni uyarıyorlar. Diyorlar ki vakıf kelimesini Sayın Hocam biraz açabilir mi? Elbette, Çok önemli. Elbette. Türkiye'de iki tane üniversitede vakıf üniversitenin isminde yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurduğu Bezmalen Vakıf Üniversitesi, evet. diğeri de gene Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi evet. ve her ikisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen, mazbut vakıflar tarafından kurulan üniversiteler. Evet. Dolayısıyla o vakıf kültüründen gelen vakıf medeniyetini de yeni gençlere aktarmayı hedef edinen üniversiteleriz efendim. Efendim ben, tabii ki eğitim döneminde birçok okulda konferanslara gidiyorum. Orada gençlerle konuşuyoruz ve gençler inanın artık üniversite seçerken birinci madde olarak öğretim üyelerini görüyorlar. Özellikle de hibrit eğitimden sonra uzaktan veya yüz yüze eğitimden sonra ee, öğretim üyelerine buna adapte olup olamadıklarını soruyor. İsterseniz buradan bir akademik kadroya bir adım atalım. Akademik kadro nasıldır? Geleceğin üniversitesinin akademik kadrosu nasıl kurulmalı? Elbette çok önemli bir noktayı e, dile getirdiniz kendini geliştiren akademisyenler, kendini geliştiren öğrenciler için yol gösterici evet. olacak. Bizim üniversitemizde 650'den fazla bir akademik görevlimiz var. Bunların çoğu genç, dinamik arkadaşlarımız, kendilerini geliştiren arkadaşlarımız. Üstelik atama kriterlerimiz diğer üniversitelerden biraz daha yüksek olduğu için yayın yapma, uluslararası işbirliğinde bulunma, ödül alma anlamında öğrencilerimize de evet. rol model oluyorlar efendim. Peki Sayın Hocam, şimdi buradan şuraya gidelim. Şimdi bir taraftan da eğitimin kalitesinin arttırılması gerekiyor. Tabii bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ben fazla uzun uzun sormayayım, siz anlatın bunları. Eğitimin kalitesini artırmak bizim üniversitemizin stratejik planlarındaki en önemli başlıktı zaten efendim. Hı hı. Bunun ilk göstergesi belki de kalite göstergeleri arasında akredite olan bölümlerinizin sayısının artmasıydı. 2019'da ilk defa tı fakültesinin eğitim alanında akreditasyonundan hı hı. sonra eczacılık fakültemiz bunu takip etti. Bu senenin içinde de diş hekimliği fakültemizde Türkiye'de ilk kez verilen bu akreditasyonu almaya hak kazanan fakültelerden biri oldu ki 3 fakülte bunu aldı... ve. Vakıf Üniversitesi de bir tane. Şimdi hocam bakın ben hemen cümleler bir kelime seçiyorum. Çok dikkatli bir yönetmenimiz var. Akredasyonu hocam biraz açıklar mı diyor? Gençler iyi anlasınlar diyor. E, Önemli bir... bir şey üniversiteler için. Çok haklısınız. Hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde belli bir standartı eğitim verme garantisini hem gelecek öğrencilerinize veriyorsunuz hem de yaptığınız şimdiye kadar eğitimlerle, mezun ettiğiniz öğrencilerle, onların iş bulma olanaklarıyla, çıktılarının değerlendirmesiyle belli standartların üzerinde olduğunuzu belgeliyorsunuz. Bu uzun soluklu bir süreç. En kolay sonda... olmadığını da söyleyelim yani böyle çok kolay lap diye gelen bir hadise değil, bu bir ayrıcalık. Kesinlikle öyle. Zaten Yüksek Öğretim Kurulumu da artık akredite olan bölümlerin akreditasyon derecelerini bizim kılavuzlarda yayınlamamıza izin veriyor. Hı hı. Bu senenin içinde hemşirelik bölümümüz de akredite oldu. Hı hı. Diğer bölümlere de örnek alıyor. Sağlık Bilimleri Fakültemizin altındaki fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz de bu süreç için başvurusunu başlattı. Umuyoruz o da en kısa zamanda bunu alacak zaten. Tabii siz sağlık bilimiyle ilgili bir üniversitesiniz. Şimdi burada çeşitli değerli üniversiteler var. Devlet olsun, vakıf olsun ya da Kıbrıs olsun. Burada sağlık alanına uzmanlaşmış bir üniversite, bunu biraz uzun anlatıyorsunuz, nasıl olmalı? Çünkü gençler bu tip bir üniversite araştırırken hangi başlıkları altını çizmeli? sağlık alanında uğraşan bir üniversitenin en önemli özelliklerinden bir tanesi kolay ulaşılabilir ve mümkünse yerleşkesinin içinde bir hastanesinin olması olmazsa olmaz diye düşünüyorum. O şart. Çünkü hastalarımız aynı zamanda bizim öğrendiğimiz kişiler. Tamam. Onlar bir denek değil ama biz onlarla yaşanan tecrübeleri öğrencilerimize de aktarmakla mükellefiz. Hı hı. Gerçek hayatı yaşayacakları bir alana kolay ulaşabilir olmaları gerekiyor. Sağlık temalı dediğimiz zaman bunu sadece hekimler diye düşünmeyin. Biraz önce bahsettim. Eczacılarımız var. Klinik eczacılıktan bahsediyoruz. Doğru. Hekimlerle bir araya gelebilen eczacılar. Hemşirelerimiz, hastaların bakımını yapan Doğru. grup fizyoterapi rehabilitasyona katkıda bulunan arkadaşlarım beslenme diyeti dik dediğinizde o diyetin düzenlenmesi konusunda bilgi edinecekleri bir havuz ellerinin altında. Öyle ki Bizim kendi poliklinik sayımızı ayaktan gelen hasta sayısına baktığınızda her gün 7 bin kişinin ilk kez muayeneye geldiğini görüyorsunuz. Bir de kontrole gelenleri düşünürseniz yoğun bir ulaşabileceğiniz kişi var. Hiçbir şey yapmayın. Onlarla bir iletişime geçmek tamam, bile olabilir. sağlıktaki iletişim açısından önemli. Meslek yüksekokulu açısından bakın efem laboratuvar teknikerleri yetiştiriyoruz. Evet. Bir sürü numune var. Bunların analizlerinin yapıldığı laboratuvarlarda birebir staj yapma şansları var. Başka yer aramıyorlar. Direkt olarak kendi Doğru. hastanemizin içinde yerleşkede yapıyorlar. Bu bir konu. Diğer konu sağlık alanında tematik gidiyorsak veya bunu ilerletmeyi düşünüyorsak araştırmayı da unutmamamız lazım. Ürüne dönüşen projelerimizi desteklememiz lazım. Dolayısıyla çok iyi araştırma laboratuvarları, bunun sadece akademisyenler için değil, aynı zamanda öğrencilerin de kullanabileceği laboratuvarlar haline getirmek gerekiyor. Geleceğin laboratuvarlarını planlamak gerekiyor. Evet. Bir biliyorsunuz yapay zeka var, teknolojileri sağlıkta kullanma seçenekleri var. Bunlara yatkın bu teknolojiler... Bu çok önemli hocam. Sağlıkta, teknoloji, robot, yapay zeka kullanımında öğrencilere nasıl yol gösteriyorsunuz? Bir, öğrenciler bize yol nasıl gösteriyor. Nasıl yakalıyor hocam soruları? Bakın tıkır tıkır geliyor. <laughs> Öğrencilerimiz bile yol gösteriyorlar. Değil hatta, mi? Yeni jenerasyon öyle. <laughs> hatta öyle ki dün yaptığımız toplantıda bir arkadaşımız, öğrencimiz bu alanda bir startup kurma aşamasında projelerde destek aldı ve geliştirdiği bir programı nasıl diğer öğrencileriyle de paylaşabilir konusunu benle paylaşıyor. Çünkü teknoloji olmadan da hasta takibi veya hastalıkların önlenmesiyle ilgili ileriye gidemeyiz. Bunu da hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Bu teknolojiyle alıyorlar çocuklar o zaman. Elbette. Kalır. Elbette ama onlar bizden çok daha çabuk yapıyorlar bu, bu, uzaktan eğitim dediniz ama aynı zamanda bu uzaktan sağlık hizmeti haline de döndü pandemi döneminde. Dolayısıyla onların hepsini yakalayarak öğrencilerimize de aktarıyoruz. Sayın çok hazırlıklı olan bir 6-7. sınıf öğrencileri var 8. Bu jenerasyon çok daha değişik sırf teknolojik olaraktan geliyorlar. Geçen bana bir tanesi ne diyor lise seçiminde? Hocam yani biz üniversitenin hiçbir şey sormayacağız tek bir şey soracağız. Mezunların sektörün neresinde? Çok akıllı bir cevap. Biz ee, diğerleri bilgileri ediniyoruz dedin. Ben hemen şöyle bir cevap vereyim efendim size. Mezunların sektörde yeri nedir veya Ama nasıl yerleşiyorlar girdi. kısmında <laughs> özellikle tıp fakültesi olan. Üniversitelerimiz Hı -hı. için tuz başarımızı soruyorlar. Ee, geçen gün dekan hocamızla Abi, paylaştılar. %62.35 yani. %62. gibi mezunlarımızda bir tuz başarısı elde etmişiz Hı -hı. ki bu e, yeni mezun veren bir üniversite için oldukça iyi bir rakam. Mezunlarımızın da 5200'ü aştı bunların sayısı. %11.9'u bizim üniversitemizi çeşitli pozisyonlarda çalışabiliyorlar. Peki hocam, kampüsü biraz anlatın bizim birkaç değişik alanda yerleşkemiz var. Yerleşkeleri var? E Caddesinin üzerinde ana yerleşkemiz tamam. var ki bu bizim için çok önemli. Doğrudur. Çünkü İstanbul'un ana kalbi olan Andan Menderes Bulvarı eski ismiyle Vatan Caddesinin üzerinde her yere kolay ulaşımı olan tarihi binamızın da <gülüyor> insanlarla <gülüyor> Eski İstanbul'a ve İstanbul'un tarihi evet. bölgesine yakın bir yerde ama ulaşım açısından da çok kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde. Tarihi binamızı da artık idari ofis ve laboratuvarlar ve öğrenciler için kullandığımız evet. bir mekanımız var. Sultan Gazi İlham Barank yerleşkemizde meslek okulumuz ve hazırlık sınıfımız hı hı. var. Eyüp Sultan yerleşkemizde de sağlık bilimleri fakültemiz var ki her bir katında bir bölümümüz var. Son derece genişmiş laboratuvarlara sahipler onlarda. Sayın Hocam siz son derece mütevazi bir insansınız. Ancak şimdi kızmayacaksınız. Size bir şey söyleyeceğiz. Biraz evvel yanımızda bir hanımefendi vardı. Merve Gül Hanım. O bir araştırma yaptı ve bana bir not attı. Onun için bunu önüme aldım. Dedi ki hocama bunu söyle hocam. Bana da hocam dedi. Sistema 2022 sonuçlarına göre ünü vardı. Bu sene bronz ödülü. E, layık oldunuz. Bir önceki yıl hatırlar, hatırladığım kadarıyla galiba gümüştü. Evet efendim. Yalnız burada daha enteresan bir durum var. Dört tane rektör buna aday, üçü erkek, biri hanımefendi ve siz bunu alıyorsunuz. Biz başarıya doğru ekip olarak da... 199 üniversite arasında bu ödeye layık olduğunuz için sizi kutluyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de öğrencilerime teşekkür ediyorum. Bu tamamen öğrencilerin cevaplarıyla elde edilmiş bir e, derecelendirme. Peki uluslararası bir üniversite olmak sürecinde neler yapıyorsunuz? herkes gibi biz de bunlarla ilgili çabalar yapıyoruz. 41 farklı ülkeden 92 kurumla anlaşmamız var ama bunların ötesinde çok özellikle anlaşmalarımız var. Bu sene 9. senesine giren dünyanın sayılı üniversitelerinden, tıp fakültelerinden olan John Hopkins Üniversitesi ile tıp müfredatımızı geliştirme, iyileştirme anlaşmamız var. Bu ne demek? Onların en iyi hocaları gelip bizim öğrencilerimize ders veriyor. Onların yeni başlattığı bir program olan bizim de hemen kendimizi adapte ettiğimiz bir bilimsellik komitemiz var ki Tıp Fakültesindeki tüm öğrencilerin bir proje yapıyorlar, sonuçlarını paylaşıyorlar ve buradaki başarıları ve diğer başarılarıyla birlikte 10 tane öğrencim de her sene Johns Hopkins Üniversitesi'nin 6. sınıftayken staj yapmaya gidiyorlar. Sevgili hocam, ee, hemen arkaya da bir cümle falan da olsa burs diye bir olay söz konusu. Ona da değinirseniz zaten programın sonuna geliyoruz. Elbette ama bitirmeden tamam, tamam, şunu bitirin. da ilave Siz edeyim. Devam edeyim. Devam Bu edeyim. sene şöyle bir gelişmemiz daha var. Harvard Fakültesindeki Mass General Hastanesi'nin de nöroloji araştırma laboratuvarıyla hmm. da bir anlaşma yapmıştık. Bu sene de ilk defa iki öğrencim oraya da bir seçmeli yapmaya gidecekler. Dolayısıyla bunların sayısı ve etkinlikleri Tabii, artıyor. Artacak. Burs konusuna gelince tüm vakıf üniversitelerinde olduğu gibi bizim de ÖSYM burslarımız %100, %50, %25 olarak olmasının haricinde de diğer verdiğimiz destek bursları, sporcu bursları veya tercihlerine göre yapılabilen bir takım burslarımız devam ediyor. Bu burslar öğrencilerimizin akademik hayatı boyunca devam ediyor ama o da ki bir talihsizlik yaşar ve süreleri uzarlarsa o zaman farklı bir durumda eğitimlerine devam etmeleri gerekiyor. Değerli dostlar programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Remeiza Kazancıoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Şimdi kısa bir ara aradan sonra başarıya doğru devam edecek.